Kanlı seçimde kime oy vereceksiniz? Hangi partiyi destekliyorsunuz? Kesinlikle AK Parti değil. Artık kurtulmamız lazım. Şimdi CHP'ye üye oldum. Önceden 2002 yılında AK Parti'ye üye olmuştum. 2014 yılında o üyeliği bitirdim. Kurtulmamız lazım. Senaryolardan, yalan dolandan, aynı lafların dönüp dolaşıp bize vaatle yutturulmasından artık kurtulmamız lazım. Türkiye'nin de bir uyanması lazım. Özellikle birçok şansımı yitirdim. KPSS'ye girdim. Doğru düzgün şey yapamadım, atanamadım. 30 yaşından sonra üniversite bitirdim. Dedim KPSS'ye girin belki devlet memuru olurum. Çünkü önümü göremiyorum. Şu an esnaflık yapıyorum. 3 ay sonrasını göremiyorum. Artık kurtulmak lazım. Almanya'da yaşayan, Bulgaristan'da yaşayan kardeşlerim var. Onların hayatı benden çok daha iyi. Ben burada kendi ülkemde rahat edemiyorum. Dün gece bir görüntü gördüm. Şırçan Caddesi'nde. Tamamen Suriyeli. Sanırsın ki Şam'ın bir bölgesi. Halep'in bir bölgesi. Bir tane Türk ben vardım içinde. En başta bu Suriyelilerin gitmesi için kime oy vermem gerekiyor sonra vereceğim. Şeyinde Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bitireceğiz yani. İki partinin de vaatleri çok benzer, hatta aynı denilebilecek düzeyde. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sağ olsun Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun bir sözünü iki etmedi. EYT'yi yaptı. 10 GB dedi, 10 GB yaptı. Emekliye ikramiye dedi, onu yaptı. Yani Tayyip Erdoğan artık kendi bir şeyi politikası kalmadı ki. Amerika'nı istediyse verdi, FETÖ'nü istediyse verdi. Sırada Kılıçdaroğlu var. Artık bundan sonrası da bir halkın istediğini veremedi. Onu da göndereceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Tabii ki olabilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekliyorsunuz? Ne için o isme oy vereceksiniz? Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Çok güzel şeyler yapacak. Ülkeyi daha güzel bir yere götürecek. Onun için destekliyorum. Demokrasi gelecek, adalet gelecek, ekonomimiz düzelecek, sağlık düzelecek. İnanıyoruz. Onun için destekliyoruz yani kendisini. Bir dakika. PKK'ya gelecek. PKK'yı da mı destekleyeceksiniz? Hizbullah getiriyoruz. Hizbullah denen bir şey yok. Yok. Hizbullah denen bir şey yok. Ben konuşurken. Elhamdülillah herkes Müslüman. Kim Müslüman? Hizbullah mı Müslüman? Hizbullah ne Müslüman? Hizbullah denen bir şey kalmadı. Hizbullah denen bir şey kalmadı. Ne kaldı? Ne kaldı? PKK'mız kaldı. O inşallah da o PKK'yı da komple bitireceğiz. Hüdapar. PKK'mı diyorsunlar. Hüdapar. Buradan peşmeyi. Hayır daya. Siz burada PKK'yı kolluyorsunuz o zaman. Kim kolluyor PKK'yı? CHP. Nereden kolluyor? Sen nereden biliyorsun? Tabii. Haberlerde izliyorum. Adam diyor ki. Kılıçdaroğlu'na silah sıktılar. Kim sıktı daya? PKK. Nasıl destekliyor? Baba sen ATV'yi seyredersen. Sen ne diyorsun? CHP'nin HDP'den beraber olduğunu bilirsin. Bu davullardan, zurnalardan karşılayan CHP. Domuz bağı yapanları tamam. Destekliyor. Lütfen. Ya, biraz açık olun. Tamam da. Çözüm süreci dedi. Allah Allah. Tayyip Türk Bölgesi dedi. Doğru düzgün. Oha buradan peşmergeler geçirdiğinde alkış çaldın değil mi? Orada lahmacun dağıttığında alkış çaldın değil mi? Çadır mahkeme kurdu. Megri'yi söyledi. Anto'yu televizyona çıkarttı. Mektubunu okudu. Şimdi ne olacak? Ne olacak? Şimdi o zaman ne olacak? Ne olacak baba? Evet ne olacak? Hadi siz söyleyin. Ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Evet. Bu ya var oluş ya yok oluş seçimi. Bunu çok samimi söylüyorum yani. Ne PKK? Kabul edilse de edilmese de HDP bu ülkede üçüncü parti yani. Osman Hocaları. Yani bunu niye ayrımlaştırıyorsunuz? İnsanları kutuplaştırıyorsunuz. Yapmayın bunu yapmayın. Yapmayın kardeş. PKK'den. Kılıçdaroğlu'nun neyi var ya? Kılıçdaroğlu senin benim gibi bir adam. Kılıçdaroğlu gelecek bu ülke huzura kavuşacak yani. Ben bunu samimiyetten söylüyorum. Bu PKK'yı yaptığınız an yanlış yaparsınız. MHP'den işbirliği yaptığı için kızıyoruz. Kim MHP ile yaptı? CHP. Ya MHP'den şey bir haber. HDP mi diyorsun? Evet. HDP bu ülkenin partisi değil mi? Değil mi? 6 milyon oyu yok mu? HDP'de PKK'nin ne alakası var? Ya dur dur lan ne diyeyim. O zaman AKP niye görüştü gitti? Meclise HDP ile. Niye görüştü? Niye görüşüyor? Niye görüşüyor? Sana ne PKK'dan CHP'den sana ne? Bunlar zaten birbirini yiyecek için yapıyorlar bunları. Sana ne? Ben de CHP'liyim. Sana ne HDP'den? Sana ne? Yok elimi öpme. Ziyaret miyim ben? Elimi öpme kardeşim. Ayıp eline bir şey terbiyesizlik ya. Sana ne? Senin Tayyip'in getirip de haraç açmadı mı? Getirmedi mi? Daha ne konuşuyorsun? Daha ne konuşuyorsun? Sus. Geri git kardeşim. Sen o zaman ne konuşsaydın bugün haklıydı.
Başkanlık seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ya şimdi şöyle söylemek gerekirse aslında hani vaatlerine bakılırsa gerçekten kime vereceğimizi şaşırmış durumdayız. Yani şu anda şöyle bir şey, depremzedelerden dolayı baktığımız zamanlarda insanlar çok zor günler geçirdi. Gerçekten zor günler geçirdi. Neden diyeceksiniz? Bizler de bunlara dahil olmak üzere benim çocuğum hala depremden korktuğu için ben okula gönderemiyorum. Okul hasarlı ama hiçbir tedbir alınmıyor. Ben o çocuğu okula gönderirsem peki Cumhurbaşkanım olsun ya da diğerleri olsun ya da bir başka partiler olsun. Hangi taraftan bana çocuğumu geri verebilme şansları olacak? Ben buna açıkçası çok şey gelmiyorum. Şimdi şöyle diyeceğim. Bence hak eden kazansın diyeceğim. Ne olursa olsun. Önce eğitim. Çocuklarımızın eğitimi gerçekten çok kötü durumda. Öncelik eğitim olarak istiyorum. Gerek gençlerimizin, üniversite öğrencilerimizin hepsinin işsizlikleri, bunların ortadan kalkması gerekiyor. Eğer ki bu vaatleri verdikleri gibi yapabilecek her kimse onun başa geçmesini tabii ki hepimiz canı gönülden diliyoruz yani. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekliyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi düşünüyorum. Neden Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceksiniz? Vaatlerin ilginizi çekti yoksa partili misiniz? Kemal Kılıçdaroğlu altılı masayı bir araya getirdiği günden beri ortaya koyduğu bütün vaatler sonuna kadar hem akla hem mantığa uygun olduğu için ülkemizi şu pahalılıktan, bu liyakatsızlığın ortasına düştü. İkinci yüzyılda ülkemizi daha aydınlık çağa taşıyacağını düşündüğüm için Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi düşünüyorum. Peki vaatlerini nasıl buluyorsunuz gençlik açısından sizin için? Kılıç boynunu kessin onu. Ne Kılıçdaroğlu'ymuş lan sen neysin neysin? Terörist misin neysin? Ne? Ne yapmış Kılıçdaroğlu söyle bana da yaptığını söyle. Yeri yorum yeri Allah. Bir şey soracağım. Sana değil mi? Sana değil mi? Bak taşı içi rahat. PKK'nın tek saldırı düzenlediği genel başkan kim? PKK'nın tek saldırı düzenlediği genel başkan masa, kim? Altılı masa bir defa. PKK'nın tek saldırı düzenlediği genel başkan bir defa Kılıçdaroğlu'nu PKK'yla suçlayamazsın. Yeri.